Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere Burger King'in Steakhouse Burger menüsü nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. En son paylaştığım videoda yorum kısmına Burger King'in hangi menüsünü yapmam gerektiğini sormuştum size. En fazla bu menünün yapılmasını istediniz ve bomba bir tarif geliyor. Steakhouse Burger menünün kıvamını görebilmek için dışarıda da bir çekim yaptım. Şimdi o video geliyor. Steakhouse Burger menünün fiyatı 27.95 TL. Diyarbakır'da Burger King'e geldim. Şimdi Steakhouse burger tadımı yapacağım. Şu görüyorsunuz kenarlara taşmış et. Ya ete resmen doyuruyor bu burger. Çok güzel gözüküyor. Şurada cheddar'ı var. Şöyle içini açıp başta göstermek istiyorum. İçerisinde domates var. Cheddar var. Özellikle buna değer katan çıtır soğan var. Çok lezzetli. Marulu var. Özel sosu var. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Eti böyle çok iyi pişmiş. Ve cheddar ve koydukları o özel sos, özellikle o çıtır soğan buna ekstra bir değer katmış. Çok lezzetli yapmış. Gerçekten muazzam bir menü. Zaten bu menüyü ben size sormuştum bir videomda hangi menüyü yapayım diye. Siz de bu videoyu yapmamı isteseniz bence çok doğru bir tercih. Çok başarılı. Şöyle bir tane daha alıyorum. Ve patatesimden alacağım. Ve acı sos. Sarımsaklı mayonez. Mezo kolamdan alayım. Gerçekten muazzam. Umarım bu kıvamı, bu lezzeti yakalarım. Diyarbakır'dan metroya geldim. Bu şekilde domates alıyorum. Bunun fiyatı 6.5 TL. Bir adet marul alıyorum. Bunun fiyatı 3.75 TL. Soğanın kilosu 2.49. Bende olduğu için almıyorum. Sadece fiyat bilgilendirmesi yapıyorum. Cheddar peyniri alıyorum. Bunun fiyatı 22 TL. Steak sos alıyorum. Bunun fiyatı 10.75 TL. Bir adet de mayonez alıyorum. Bunun fiyatı 15 TL. Patatesin kilosu 2.19 TL. Patatesi almayacağım. Sadece fiyat bilgilendirmesi yapıyorum. Çünkü bende var. Dana döş alıyorum. Bunun kilosu 45 TL. Bundan yarım kilo almanız yeterli. Ben bir kilo aldım. Fazla yapmak istiyorum. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Bu tarif 3 aşamalı bir tarif. Birinci aşaması çıtır soğan. İkinci aşaması etimizi hazırlayacağız, pişireceğiz. Üçüncü aşaması da ekmekte tüm malzemeleri toplayacağız. Şimdi en önemli aşaması, birinci aşaması kıtır soğan yapmak. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Soğanı küp küp doğruyorum. Başta şu şekilde çizikler atıyorum. Daha sonra yanlamasına bir çizik atıyorum. Şimdi doğrayabilirim. Soğanları küp küp doğradım. Şimdi bunu fırın tepsisine koyacağım ve başta fırına vereceğim. Fırınımızı altlı üstlü olacak şekilde 150 dereceye getirdim. Soğanları iki aşamada pişireceğiz. Başta fırınlayacağız, daha sonra kızartacağız. Soğanları bu şekilde önden fırında pişirmemizin nedeni, soğanları eğer önden kızartmış olsaydık soğanın dış kısmı yanacaktı, iç kısmı sulu sulu kalacaktı ve çıtır çıtır olmayacaktı. Buradaki amacımız soğanların içerisindeki fazla suyun dışarı atmak ve pişirirken çıtır çıtır olmasını sağlamak. Bunu da ancak önden fırınlayarak yapabiliriz. Şimdi soğanları pişirmeye bırakıyoruz. Tam tamına 10 dakikadır pişiyor. Şimdi açıyorum ve karıştırıyorum. Hepsini ters düz etmeniz yeterli olacaktır. Maksat alt tabanı da o fazla suyunu kaybetsin. İyice karıştırdıktan sonra tekrardan her tarafına eşit bir şekilde yaymanız gerekiyor bu şekilde. Ve tekrardan fırını kapatıyorum. Karıştırdıktan sonra bir 10 dakika daha pişirdim. Şimdi soğanları dışarı çıkaracağım. Yani toplamda 20 dakika pişirmiş oldum. Şimdi soğanların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. İçerisindeki böyle fazla pişmiş olanları da şöyle ayrı bir yere koydum. Bunları kullanmayacağım. Farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz bunu. Soğanlarımız oda sıcaklığına gelene kadar ben de ufak bir karışım yapacağım kızartmak için. Bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı un ekliyorum. Tepeleme bir tatlı kaşığı buğday nişastası ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Buğday nişastasının her tarafına eşit bir şekilde yayılması gerekiyor. Onun için bu şekilde iyice karıştırmanız gerekecek. Karışımımız hazır. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Soğanlar oda sıcaklığına geldi. Bunu bir karıştırma kabına ekliyorum. Soğanlarımız bir parça kurudu. İstediğimiz kıvama geldi. O içerisindeki fazla suyu saldı. Bu da tam istediğimiz bir şey. Şimdi bunun içerisine şöyle yoğurdum var. Bir çay kaşığı yoğurt ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum.
Amacımız burada soğanların o dış yüzeyine hazırlamış olduğumuz unun yapışması. Soğanların her tarafına gelecek şekilde yoğurdu iyice her tarafına yedirdim. Şimdi bu soğanları hazırlamış olduğum un karışımının içerisine ekliyorum. Soğanların her tarafına un karışımından gelecek şekilde şu şekilde iyice karıştırıyorum. Soğanın her tarafına un karışımından iyice yedirdim. Şimdi bunun fazla ununu süzeceğim. Böyle elime bir tane süzgeç aldım. Soğan karışımını şu şekilde süzgecin içerisine ekliyorum. Eleyerek fazla ununu aşağı inmesini sağlayacağım. Görüyorsunuz yavaş yavaş unu iniyor. Şöyle hoplata hoplata göbek attıra attıra bu şekilde fazla ununu alabilirsiniz. İşte olay budur. Çok güzel oldu ya. Şimdi bunları yine aynı kaba koyuyorum. Kızartma işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine sıvı yağ ekliyorum. Yağımı kızdıracağım ancak böyle çok fazla kızgın yapmayacağım. Eğer çok kızgın yaparsam bu sefer soğanların dış kısmı yanar, iç kısmı kıtır kıtır olmaz. Şimdi soğanları içerisine atıyorum. Rengi dönmeye başladı ve ben sürekli bu şekilde karıştırdım. Ateşi bazen kapattım böyle yanmasın diye. Dengeli bir şekilde bunu iyice pişirdim. Şimdi bunları dışarı çıkarıyorum. Şöyle çıkarıp bir peçetenin üzerine koyuyorum. Soğanlarımız kıtır kıtır oldu. Şu sese bakın. Tam istediğimiz kıvamda iyice karamelize oldu. Tam da görmek istediğimiz görüntü işte tam da bu. Şimdi bunun soğuması için kenara alıyorum ve tarifimizin birinci aşaması tamam. Şimdi ikinci aşamasına geçiyorum. Ben metrodan dana döş aldım. Döş biraz yağlı bir parça. Hamburger yapıyorsanız mutlaka böyle yağlı et kullanmanız gerekiyor. Dana döş yerine kaburga da kullanabilirsiniz. İkisi de hamburger için çok ideal. Ben parça et olarak aldım. Kendi evimde kıyma makinem olduğu için siz isterseniz kıyma şeklinde da alabilirsiniz. Ama size bir tavsiyem olacak. Her kasapta bulamayabilirsiniz ama kıymanızı büyük aynadan geçirmeniz gerekecek. Şimdi göstereceğim ben size bunu. Aynası dediğimiz işte şu deliklerden bahsediyorum ben. İkinci püf noktayı söylüyorum. Sakın ama sakın etinizi iki kere geçirmeyin. En büyük aynadan olacak şekilde tek sefer geçirmeniz gerekiyor. Şimdi etleri kıyma makinesinden geçirebiliriz. Makineyi çalıştırıyorum. Etimizi kıyma makinesinden geçirdik, görüyorsunuz. Bununla belki de 5-6 tane burger yaparsınız. Etimizi biraz dinlendireceğiz çünkü daha yeni kıyma makinesinden geçirdik. Ben bu arada da patates kızartmasını yapmaya geçiyorum. Arkadaşlar Burger King patates kızartmasının tarifini ben daha önce vermiştim. Şimdi de linkini yukarı atıyorum. Şu an yukarıda linki olması gerekiyor. Tıklayıp oradan izleyebilirsiniz. Bu tarifi başka menüde de vermiştim. Yani iki kere tarifini verdim. Tekrardan tarifini verip videoyu sıkıcı hale getirmek istemiyorum. Onun için dediğim gibi linkini yukarıya attım. Daha demin atmıştım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi sadece pişirme aşamasını göstereceğim size. Şimdi patatesleri pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Yağın çok iyi kızması gerekiyor. İyice kızdıktan sonra patatesleri ekleyeceğim. Yağımız iyice kızdı. Şimdi patatesleri içerisine atabiliriz. Patates kızartması pişti. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şuna bakın ya, mis gibi oldu, nar gibi kızardılar ve çıtır çıtır oldu. Bunu iki kere pişirdim ben. Dediğim gibi ayrıntılı tarifi linke tıklayarak bakabilirsiniz. Patates kızartması da tamam, bunu da kenara alıyorum, biraz soğusun, kendine gelsin. Şimdi de domates ve marula ayarlayacağım. Domatesi halka halka doğramanız gerekiyor. Şu şekilde başta kesiyorum ve şu şekilde halka halka doğruyorum. Domatesleri doğradım. Şöyle bir tabağa koyacağım ve kenara alacağım. Böyle marulum var. Marulu şu şekilde yarıyorum. Böyle taze kısımlarından alacağım. Şöyle iç tarafını çıkarıyorum. Şu bölgeler tam benim işimi görecektir zaten. Böyle 2-3 yaprak almam yeterli. Bunları da ayırıyorum. Şimdi bunlara şekil vereceğiz. Şu etin güzelliğine bakar mısınız ya? Mis gibi gözüküyor. Şimdi buna şekil vereceğiz. Başta bunu çok az yoğurmanız gerekecek. Fazla değil. Eğer fazla yoğurursanız kupkuru olur. İstediğimiz kıvama gelmez. Burger'ın zaten kendi özelliği çok fazla böyle yoğurmadan hazırlanıyor. Çok az böyle kendine getireceğiz. Biraz bastırmanız şu şekilde yeterli olacaktır. Ete sadece şu şekilde bastırın, iç içe girsin. Böyle tamamen böyle vıcık vıcık yapmayın. Şu şekilde iç içe getirmeniz yeterli olacaktır. Ve bu şekilde yapıp böyle bir dakika boyunca yapmanız yeterli. Ve etimiz artık hazır. İçerisine tuz eklemeyeceğim. Tuzu pişerken ekleyeceğim. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Başka bir şey girmeyecek bunun içerisine. Metrodan bunu 25 TL'ye aldığım şöyle kare şekil veren bir böyle demir
demirden yapılmış bir şey. Bunun sayesinde rahat bir şekilde şekil vereceğim. Bizim yapacağımız burgerin eti bu şekilde, kare şeklinde. Bunu almanıza gerek var mı? İlla almanıza gerek yok. Şart değil. Elinizle de şekil verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Buzdolabı poşetinin kenarlarını yırtarak şöyle açtım. Bunu alt tarafa koyacağım ve üzerine aparatı koyacağım. Dip kısmına birkaç parça su damlası değdiriyorum. Maksat iyice yapışmasın buna. Mis gibi etimden bir parça alıyorum. Şöyle elimle içerisindeki fazla havasını alıyorum ve aparatın içerisine ekliyorum. Elimle bastırıyorum bu şekilde. Elimle her tarafına yayarak bu şekilde şekil veriyorum. İyice bastırmak gerekiyor. İyice şekil verdim. Her tarafına iyice yayıldı. Şimdi bu aparatı dışarı çıkarıyorum. İşte olay budur. Bu normalinden biraz büyük oldu ama zaten bu piştikten sonra bir parça çekecek. Ben de onu düşünerekten normalinden bir tık daha büyük yaptım. Zaten biliyorsunuz yaptığımız burger ekmeğin kenarlarının dışarı sarkıyordu. Ben de aynı görüntüyü yapmak istiyorum. Etimiz hazır. Şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Bu tavamız özel bir tava. Titanyum kaplama döküm tava bu. Siz de döküm tavada yaparsanız en iyi sonucu alırsınız. Ama döküm tavanız yoksa teflon tavada da bunu yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii döküm tavanın lezzetini vermez. Çünkü döküm tavada mühürleme işlemi gerçekleştiği için daha lezzetli olur. Suyu içerisinde kalır. Tavayı 10 dakika bu şekilde kendi haline bırakacağım. İyice kızması gerekiyor. Elimizi şu şekilde koyduğumuzda elimizi böyle 3-4 saniye tutamamamız gerekiyor. Tavayı 10 dakika boyunca kızdırdım. Şimdi etimizi ekleyebiliriz. Şöyle tutuyorum ve olay işte budur. Ete başta hiç ellemiyoruz. Kendi haline bırakın. Sakın oynamayın. Sağa sola çekmeyin. Bu şekilde kendi haline bırakmanız gerekiyor. İyice mühürlensin diye. Dış yüzeyini suya batıracağım. Suya batırdıktan sonra üzerine bastıracağım. Bu sayede ete yapışmamış olacak. Suya batırdım bunu ve iyice bastırıyorum. Şimdi bu yüzüne şöyle tuz ekliyorum. Bir parça karabiber ekliyorum. Karabiberi çok fazla eklemeyin. Ve üzerine dediğim gibi bunu suya batırıp ara ara şu şekilde bastırın. Bu sayede şişme olmayacak. Bu çok önemli bir şey. Etimizin bir tarafı pişti. Şöyle kaldırıyorum ve çeviriyorum. Şimdi de diğer tarafını pişireceğim. Bu tarafına da tuzunu ekliyorum. Bir parça karabiber ekliyorum. Ve şimdi de cheddar'ını ekleyeceğim. Şöyle... Cheddar peyniri eridi. 3 dakikada altı pişti. 1 dakika daha bunun altını pişireceğim ve kaldıracağım. Yani arkası 4 dakika, önü 4 dakika olacak şekilde. Şimdilik bunu böyle bir parça kenara alıyorum. Şimdi de ekmeğimin alt kısımlarını kızartacağım. Şimdi bunu da tavaya ekliyorum. 1 dakika boyunca da bunların alt tarafı kızaracak. Şöyle göstereyim. Ekmekler hazır. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Ekmeğimiz hazır, etimiz hazır. Şimdi artık burgerimizi yapmaya geçebiliriz. Böyle etimi tutuyorum ve ekmeğin üzerine bu şekilde koyuyorum. Şimdi içerisine steak sosundan ekliyorum. Sos tamamen sizin zevkiniz. Az veya çok koyabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Böyle çıtır çıtır olmuş soğanlarından ekliyorum. Bu da tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Şimdi de içerisine iki parça domates ekliyorum. Marullarımdan ekliyorum şimdi de. En son üzerine mayonezini koyuyorum. Şimdi de ekmeği kapatabilirim. İşte olay budur. Şuna bakar mısınız ya, bomba gözüküyor resmen ya. Fena bir şey bizi bekliyor ya. Gerçekten şimdiden heyecanlanmaya başladım bile ben. Şimdi de yanına diğer malzemeleri ekleyeceğim ve tadım aşamasına geçeceğim. Bomba gözüküyor gerçekten. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. İçi böyle sulu sulu kalmış. Ya. Biz bu işi gerçekten başarmışız. O Burger King'de yediğimiz menüye gerçekten benziyor. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Eti çok iyi pişirmişiz ya. Böyle dışı çıtır çıtır, içi böyle sulu sulu kalmış. Şuna bakın. Çok güzel. Şöyle patatesimden de alıyorum, böyle acı sosa batırıyorum. Kıtırlığı yerinde biraz da kola alayım. Şöyle yemeye devam ediyorum. Hmm.
Dört dörtlük olmuş resmen. Resmen dört dörtlük. Bu arada şunu da belirteyim. Ben bu ekmeği burgerdan aldım. 50 kuruşa aldım. 50 kuruşa veriyorlar rica ederseniz. Bardala batırayım biraz da patates kızartmasını. Biraz da hamburgerimden alıyorum. Muazzam ya. Gerçekten muazzam olmuş. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız olmuş. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.